Projenin konumu çok iyi. Hem çoğu konsept projedeki lükslere de sahip. Klasik. Yani tabii betonarme sistemimiz, biz betonarmemizde ünlenen bir firmayız. Onun da sağlamlığı da iyi. Ama diğer projelerden ayrı, bu projeye diğer projeler ayrı, Erdoğan Premium ayrı dedirtecek şey bence LEED Gold sertifika adaylığımız olacak. Teknopark'ın yanına böyle bir özellik yakışır diye düşünüyorum. Yağmur sularının ve işte atık gri suların peyzaj sulamasında kullanılmasından tutun, bisiklet park alanlarına, malzeme tercihinde atık yönetimi yapan ürün kullanımına kadar her şeyde doğaya saygı ve verimli enerji yönetimi uygulamalarına esas aldık. ...10.000 metrekare üzerinde, A blokta 30.000 metrekare, B blokta 8.000 metrekare olmak üzere toplam 38.000 metrekare inşaat alanımız var. 178 tane 1 artı 1, 88 tane 2 artı 1, 9 tane 3 artı 1, 9 tane 4 artı 1 olmak üzere 284 rezidans var. 10 adet de ticari alan var. Projemiz Kurtköy'ün en prestijli caddesi Ankara Caddesi'nin üzerinde. Teknopark'ın tam kapı komşusu, yani parselin ön tarafı Ankara Caddesi'ne cephe, arka tarafı da Teknopark'ın kapı komşusu. Aramızda 25 metrelik bir yol bulunuyor sadece. Teknopark'a komşu tek projeyiz biz. Metro Teknopark'ın diğer çıkışında, yani yine bizim yürüme mesafemizde. Havalimanı yine diğer çıkışında, o metronun ağzında. Yine arabayla 1-2 dakika sürüyor. TEM ve Viaport arabayla yine 2 dakika sürüyor. Rahatlıkla yürüyebilirsiniz Viaport'a mesela. İnşaat seviyemiz, inşaata başladık. Bu malum sebeplerden dolayı lansmana bugünlere kaldı. Biraz daha piyasanın durulmasını bekledik. Bence şu an olumlu görüyorum. Yani iyiye gidecek her şey. Kaba inşaatı durdurmadık tabii. Devam ettik. 7. katında, yani toplam kaba inşaatın %75'ini tamamladık, %80'ini tamamladık diyebilirim. Ama tabii müşterilerimiz korkmasın, fiyatlar hala topraktan seviyesinde olacak. Projemizde yenilik yaptık bu projemizde. Bunda biraz kiralık sayısının fazla olacağını düşündüğümüz için ve işte yatırımcı alıcı sayısının fazla olacağını düşündüğümüz için mülk yönetimi firmasını kurduk. İster mülklerin kiralanmasında aracılık edebiliriz. İstersek de biz kiralayıp biz kiraya verebiliyoruz. Böyle bir sistemimiz de var. Bunun için ciddi bir ekip oluşturuyoruz ve yurt dışı bir markayı getirmeye çalışıyoruz. Aşağı yukarı 12-14 ay kadar bir süremiz var. Yine anketlerden gelen rica üzerine fiyatları sadeleştirdik. Bugün bir konut firmasına gidiyoruz. İşte 300 bin liraya şu daire. Yani işte iskan bedeli var, X bedeli var, KDV var, o var, bu var. Ne kadar oldu? 350 bin lira. Bu insanlar bundan şikayetçi. Tek fiyat yaptık. Fiyat artı tapu masrafı. Başka hiçbir şey yok. İskan yok, KDV yok. Fiyatları sadeleştirdik. Abonelik bedelleri yok. Bunun da biz olumlu tepkiler alacağını düşünüyoruz. Ödeme planlarını esnettik. %20 peşinatı erteleyip %80 kredi kullanabiliyorsunuz. Veya %60 kredi kullanıp %40 peşinatı 2 yıl vadede ödeyebiliyorsunuz. Aylık 1910 TL'den başlayan taksitlere denk getirebiliyor, bu şekilde ulaşılabilir oluyor. Kira çarpanı konusuna da değinmek istiyorum. Herkes değinmez böyle yeni projelerde. 1500 lira kirası olan bir konutu 315 bin liraya satıyoruz. Bu 210 kira çarpanı eder. Gelişen bölgelerde, konsept projelerde bu kira çarpanı yok. Yani biz hem kira getirisi olarak hem de projenin değerlenmesi olarak müşterilerimize çifte kazanç sağlayabileceğimizi düşünüyoruz.